Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte bozulan blenderımı yapacağız. Arzum marka Blend Max modeli. Bu şekilde her blenderın iç tarafında plastikler aşınabiliyor. Aşınınca da ön tarafını doğal olarak döndürmüyor arkadaşlar. Ben bunlar için iki tane parça aldım. Gayet de ucuza. Onları sizlerle birlikte takım nasıl takılır onu göstereceğim. Buradan tutarak çekenler var arkadaşlar, o şekilde yapmayın. Mümkün olduğunca iç taraftan sökerek o parçayı takmaya çalışın. Çünkü anakarta falan zarar verebiliyorsunuz. Onu da sizlere göstereceğim. Bu şekilde Arzum marka olanlar buradan açılıyor. Bazıları başka tarafta oluyor, vidası oradan açılıyor. Bu kapağı güzelce bıçak veya tornavida yardımıyla çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz vidayı söktüğünüzde zaten cihazın içi otomatik açılıyor. Eğer blenderlarınızın garantisi bitmişse, bayağı da bir eski ise, bu şekilde ucuz bir fiyata kendiniz de tamir edebilirsiniz. Gayet kolay. Hiçbir yeri atlamadan detaylı olarak sizlere göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi motorumuz, motorun kartı. Eğer o plastiği oradan çekmiş olsaydınız, bu motordaki kart kırılabilirdi, zedeleyebilirdiniz onu. Onun için bu şekilde açarak yapmanız daha güzel. İç tarafı birazcık pisli olduğundan bu işlemi mümkün olduğunca beyazlar olmayan kirli bir yerde yapmaya çalışın. Yani çok temiz bir yerde yapmayın. Ellerim de çünkü battı. Burada gördüğünüz gibi beyaz olan kavrama dişlisi diyorlar ona. Onu değiştireceğiz. Öncelikle kartı çıkarmanız gerekiyor. Burada bir tane vidası var. Hemen vidasını sökmeniz. İlerisinde de kartın geçtiği bir plastik var. Onu da detaylı göstereyim size. Bunu arkadaşlar, bunu da yukarıya doğru kartı çıkardığınızda kolayca çıkarmış oluyorsunuz. Eğer sökmeden çekseydiniz, bu burada kırılabilirdi arkadaşlar, zarar verebilirdi. Bu şekilde motoru da elime aldım, gördüğünüz gibi. Şimdi hemen uç tarafındaki o plastiği yeni aldım. Bunlarla değiştireceğim arkadaşlar. Ben bunları 18 TL'ye aldım. Kargosuyla birlikte 35 TL gibi bir fiyat tuttu. Yakın tanıdığım biri de 10 sene önce bunu 150 TL'ye yaptırdığını söyledi. Yani şu an fiyatları bilmiyorum. Belki daha uyguna yapıyor teknik servisler. Hiçbir bilgim yok. Ben evde imkanım varken kendim yapmak, sizlere de göstermek istedim. Bunu bu şekilde penseyle tutup rahatça çekiyorsunuz arkadaşlar. Takması biraz sıkıntı, çekmesi kolay. Videoyu atlamadan sizlere göstermek istedim ki yani aklınıza soru işaretleri kalmasın. Bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Şimdi yeni bir parçayı yerine koyacağım. Bu parçaların farklı modelleri, daha uzun olanı, daha geniş olanı vesaire var. Çünkü her blenderın kendine ait, her markanın kendine ait parçaları var arkadaşlar. Bu Arzum modeli. Diğer Simbo'dur, işte Brown'dur, diğer markalar farklı olabiliyor. Bunu takmak için de bu şekilde havluya artık vurarak yapmayı denedim. Böyle daha rahat oldu. Yerine güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Penseyle yapacak gücüm yok. Bunu yerine güzelce yerleştirdikten sonra zaten hiçbir sorun olmuyor. Yerleştiremezseniz işte teknik servisler Japon'la yapıştırın, onunla bununla yapıştırın falan diyor. Siz uygun parçayı alırsanız bu şekilde de olabiliyor yani. Bunu da güzelce yerine aynı aşamaları takip ederek yerlerine yerleştirdikten sonra sizlere denemesini de yapacağım arkadaşlar. Gayet güzel oldu, ben kullandım. Bu plastik parçaya da bu karta güzelce yerleştiriyorum. Aşağısındaki vidaydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size orayı. Bu plastiği. Aşağısındaki vidayı da güzelce yerine yerleştirdikten sonra kapağını kapatacağım. Sizler de yapmak isterseniz bu videomu izleyerek gayet iyi yapabilirsiniz. Benim ilk denememdi her zamanki gibi. Bunu da video altına alıp sizlere de göstermek istedim. Şimdi kapağını kapatıyorum güzelce. Şu kablosunu yerleştirirken dikkat edin ona. Aynı çıkardığınız şekilde takmaya çalışın ki sonradan sorun olmasın. Sonradan vidayı da yerine yerleştirdikten sonra sizlere denemesini yapacağım arkadaşlar. Biraz pislendi, en son sileceğim. Gördüğünüz gibi çalışıyor.
ucunu takarak da sizlere göstereceğim. Bu şekilde. Benimkinin ucu bozuk bu arada. Döndürmüyordu. Hafif sesli çıkıyor. Tamamen çöp atmak istemedim yani. Bu zamanda yenisini almak biraz zor. Onun için bu şekilde yaptırıp kullanacağım. Ön tarafı bozulana kadar artık. Ön tarafı da iç taraftan bozulmuş gibi duruyor. Çünkü öyle ses çıkarıyor. Bu şekilde sizlere iç tarafını yenilemeyi gösterdim arkadaşlar. İsteyen kişiler bu şekilde kendileri de kendi blenderlarını da yapabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.